Size Necati'den bir şiir okumak istiyorum. Sayfa 222. Görünen yıldız değil, yer yer delinmiştir felek. Gün yüzünün hasretiyle tiri ahımdan benim. Divan şiirinde aşık kavuşmanın hazzını çok az yaşar. Bu haz aşıka yabancıdır. Aşık sevgiliye duyduğu hasretle terbiye eder ruhunu, bedenini. Sevgiliden uzak olma ve daima bir hasret içinde demlenme aşık için hem dayanılmaz bir acı yaratır hem de o acıdan doğan bir haz alanı doğurur. Ruh penceresinin sevgilinin ışığından yoksunluk anları ise aşığın hayal gücü evreninin sınırlarını her geçen gün genişletir. Necati belli ki gecenin ıssızlığında gökyüzünü izlerken düşüyor bu beyit muhayyilesine. Gökyüzünde görülenler yıldız değildir. Gökyüzü yer yer delinmiştir diyor şair. Yani gökyüzü bu deliklerin ardındadır demek istiyor. Gökyüzün delinme nedeni ise ikinci dizede bulunur. Şair sevgiliye duyduğu hasretle ateşli ahlar çekmektedir. İşte bu ok gibi ahların gökyüzünü yer yer delip geçtiği yerlerdir yıldız sanılanlar aslında. Ah, deliciliği ve yaralayıcılığı bakımından oka benzetilmiştir. Şair gökteki yıldızları ah okunun meydana getirdiğini söyleyerek bir tabiat gerçeğini farklı bir sebebe dayandırmış. Bir daha okuyalım. Görünen yıldız değildir, yer yer delinmiştir felek. Gün yüzünün hasretiyle tiri ahımdan benim. Görünen yıldızlar değildir. Senin güneş yüzünün hasretiyle ettiğim ahın okuyla gök yer yer delinmiştir.